piyasanın içinden özellikle tartışmalı biliyorsunuz. Özellikle işte sol çevrelerinde daha Cumhuriyetçi çevrelerinde çok yoğun saldırıların yapıldığı bir alan. Türk siyasal hayatındaki önemli bir fay hattını oluşturmakta siyasal İslam'la ilgili tartışmaları. Bu konuyu da tabii iyi bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var, bunu gözden kaçırıyorlar. Sanki Cumhuriyeti kuran kadrolar, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar ya da başka insanlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen insanların inancı farklı bir inançmış gibi. Böyle yanlış toplumda bir sloganlaştırılan düşünceler var. Halbuki Cumhuriyeti kuran insanlar atacakları adımları düşünürken Osmanlı'nın neden geri kaldığını görerek bu adımları attılar. Yani onların hepsi kendi dinine bağlı, devletin Avrupa mitinaçlı okullarda yetişmiş insanlar da ikinci Avrupa mitinaçlı okullarda. Dolayısıyla kendileri Osmanlı tebaasıydı, Osmanlı vatandaşıydı. Yani onların bir düşmanlığı ya da eski rejimin etkisi zaten o rejimin içerisinden yetişmiş insanlar. Ancak neden geri kaldıklarını da Avrupa'ya giderek görmüşler. Mesela Mustafa Kemal 2 yıl Bulgaristan'da biliyorsunuz yaşamıştır. Askeri bir görev için gitmiştir. Daha öncesinde Suriye cephesinde kalmıştır 6 ay kadar. Ve Doğu ile Batı kültürünü kıyaslama, neden Doğu'nun geri kaldığı ve neden Batı'nın ileri gittiğini yakından gözlemleme fırsatı olmuştur. Burada Atatürk'ün gördüğü temel şey nedir? Doğu'da din adına kendi otoritesini kuran ve bunu bir ranta çevirip bir şekilde halk üzerinde kendi egemenliğini tesis eden kişilerin bulunması ve bunların devlet yönetiminde akılcılığı arka plana atması. Oysa Osmanlı dünyaya hükmederken dini kuralların yanında her zaman örfü hukuku da inşa etmişti. Aklı da her zaman devreye sokmuştu. Hiçbir zaman körü körü inancı göre hareket eden bir devlet değil de öyle olsaydı zaten bu büyük başarıları imza atamazdı. Ve bu sebeple bu insanlar eski sistemin hatalarını gördükleri için birçok devrim yapmak ihtiyacı hissettiler. Ve Cumhuriyet'in dini bir siyasal egemenlik aracı olmaktan çıkarmak dışında hiçbir dine karşı tutumu olmamıştır. Tam tersi birçok insan, bu İsmet Paşa hakkında yazılmış en önemli biyografi, benim hocamın yazdığı, İsmet'in yazdığı İsmet İnönü biyografisi. Orada da görüyorsunuz, İsmet Paşa son derece dindar bir insan. Sürekli yanında Kur'an taşıyan, Kur'an okuyan, hani dinle karşılıklı olmadığı gibi samimi olarak inanmış insanlar. Ancak bunun devlet yönetimine sokulduğu zaman nasıl olumsuz sonuçlara yol açabileceğini görüyorlar. Bu sebeple batı tip eğitim, tek tip bir eğitim, artık farklı dini eğitim, ayrı okullarda onlar bambaşka yurttaş gibi yetişmeyecek. İnsanlar tabii tek bir eğitim, tek bir ulusun, ülkenin vatandaşı. Tabii ki insanların inancına karıştırmayacak ancak bunun siyasetin malzemesi olması da pek istenmeyecek ve bu sebeple zaten devleti devlet olmanın gereği şeklinde devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarılacaktır. Gayrimüslimler de vardır vatandaş olan. Daha sonra 37 yılında laiklik prensibi dediğimiz maddede anayasamız gelecek 24 anayasasına. Bugün İslam coğrafyasına bakıyorsunuz, Orta Doğu'da halklar isyan ediyor zulme karşı. Bakıyorsunuz onlarla Türkiye arasında çok ciddi gelişmiş bir fark var. Demokratik kültür, kadın hakları, bizim yaşam koşullarımız, tabii ki bizim durumumuz da belki batıya kıyasla çok iyi değil. Ancak bu gelişmişlik varsa bu noktada tabii ki devrimlerin de önemli olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii bizim belki Cumhuriyetçi çevrelerinde şöyle bir yanlışlık var. Hakikaten zaman içerisinde dini tamamen sanki karşı tarafın bir alanıymış, egemenlik alanıymış gibi ondan tamamen uzaklaşma. Bunu siyasetin konusu yapmamaktan çıkarıp artık hayatın bir konusu yapmama haline getirme gibi tavırlar olabiliyor. Bu tabii ki yanlış bir şey. Din de bizim, ülke de bizim, cumhuriyet de bizim. Dolayısıyla buna da sahip çıkmak gerekiyor ve kötü yönetimlerin ellerine bırakmamak gerekiyor. Ve tabii yakın zaman önce kaybettik. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Türkiye'de siyasal İslam'ın gelişmesinde önemli bir isimdir. 60'ların sonunda ilk kez Nizam Partisi'ni siyaset hayatına girmişti. Sonrasında Milli Selamet Partisi'ni kurmuştu. 12 Mart'ta Milli Nizam Partisi yasaklanınca. Ve tabii ki siyasal İslam Erbakan'la beraber Türkiye'de gelişmeye başlamıştır. Bu dönem yine soğuk savaş açısından bakarsak hem aşırı milliyetçi hem dine dayalı hareketler Amerika'dan da destek bulmuştu. Çünkü sol kesimde yaygın bir Amerikan karşıtı olduğu için bu kesimleri desteklemek Amerika açısından daha doğru bir stratejidir. Belki onun daha muhtemelleştirici bir unsur olduğu da bulmuştur. 12 Eylül sonrasında ise siyasal İslam yükselmiştir. Erbakan'ın 12 Eylül öncesinde ulaşabildiği en yüksek oran %8 dolaylarındadır. Tabi o zaman milli bakiye sistemi var ve %8 ile de çok milletvekili çıkarabiliyorsunuz ama
bugün 12 Eylül'den sonra 2000'lere geldiğimizde artık %20'leri geçmiştir Refah Partisi 99 seçimlerinde. 2000'lerde Adalet ve Kalkınma Partisi her ne kadar tabii ki artık milli görüşten ayrılmış daha liberal bir parti olduğunu söylemesine rağmen bu kökten gösteren bir parti ve %40 oy olarak ulaşmıştır. 99 seçimleri ibretliktir çünkü solda 3 partiyle belediye seçimine girmiştir. DSP, CHP ve SHP şeklinde ve DSP, SHP, CHP'nin oyları toplamında mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı gerçekleştirildi.